Evet, değerli Kutlu Serbeler, değerli Doğu Bey halkı, şu anda gördüğünüz gibi resmi lokalımızı şu anda bütün taraftarlarımızı da hazır hale getirmek istiyoruz. Tabii ki derneğimiz resmi olacak, resmi sıfatıdır. Onun için şu anda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde derneğimizi resmi bir hale getirdikten sonra bütün taraftarlarımızın hizmetine sunacağız. Şu anda takımın logosu, takımın renkleri şu anda burada mevcut. Tabii ki başımdaki şapka da, bu da bir takım sevdalığı, bir Doğu Bey sevdalığı. Ben bu renklerden gurur duyuyorum. Tabii ki bu da, bu renk de, bu logo da bizim Beçe Grup Doğu Beyazıt Futbol Kulübü tarafından benimsenmiştir. Biz her zaman kendilerinin arkasındayız, arkasında olacağız. Şu anda arkadaşlarla birlikte içeride çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki bu sezon içerisinde bütün taraftarlarımızla, bütün Doğu Beyazıt halkıyla kenetlenip Allah'ın izniyle Sayın Kulüp Başkanımız Barış Çobdi'nin doğrultusu, çizgisi üzerinde bir hedefimiz var. Bu hedefi tabii ki yakalayacağız. Geçen sene olmadı ama önümüzdeki sene inşallah olacaktır. Biz eminiz. Doğu Beyazıt halkı, taraftarı, spor severler karamsar olmasın. Geçen sene olmadı, kıl payı kaçırdık ama bu sene inşallah eminiz ki başkanımız da kararlı, yönetimi de kararlı. Bir sözü var, bunu asla unutmadım, unutmayacağım, tekrarlıyorum. Bingöl'de bir sözü vardı, dedi ki arkadaşlar ben bu takım şampiyon olsa da ben yanındayım, bu takım şampiyon olmasa da ben bırakmayacağım. Ben bir hedefim var, bu hedefleri gerçekleştirmeyene kadar ben bu takımı, bu Doğu Beyazıt'ı bırakmayacağım. Biz de bu husustan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Her zaman güveniniz sonsuzdur. İyi ki varsınız. Barış Çobdi'nin, Bıçak Çobdi'nin, Beçe Grup. Bizler de Doğu Beyazıt'ta taraftarlarımız da sizinle gurur duyuyor. Siz var oldukça bizler de varız. Tabii ki biraz önce değindiğim gibi derneğimizin yoğun faaliyetleri burada devam etmektedir. Bir çalışma içerisindedir. Boyama işlemleri, işçilerimiz, bizler grup olarak şu anda çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmamız bittikten sonra inşallah bir yönetim grubumuz var. Pazartesi itibaren bu yönetim kurulumuzun bütün evraklarını içeriye vereceğiz. Derneğimizi inşallah en kısa zamanda resmileştireceğiz. Bütün taraftarlarımızın, bütün Doğu Beyazıt halkının, ben eminim ki kapımız açıktır, herkese açıktır. Bütün taraftarlarımızı, Doğu Beyazıt buraya gönül vermiş. Bütün sevdalarımızı derneğimize bekliyoruz. Bizim kimseden bir bağışımız yok, kimseden bir destek istemiyoruz. Grubumuz tabii ki hep esnaflardan kurulu. Onun için kimseden bir bekletimiz yok. Bu derneğimiz amacı, bu lokalimizin amacı da şudur. Bir kenetlenme, bir birlik ve beraberlik oluşumudur. O husustan dolayı ben fazla konuşmak istemiyorum. Tekrar tekrar beni şu anda dinlemekte olan herkese, bütün Doğu Beyazıt halkına, bütün taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hep beraber, hep beraber baş koyduk, bir söz verdik. İnşallah Allah'ın izniyle Beçe Grup, Sayın Barış Çobdi'nin, Bıçak Çobdi'nin kardeşlerin destekle önümüzdeki sezon Allah'ın izniyle bu takım 3. lige çıkacak. Bu insanların verdiği bir söz var. Her zaman arkalarındadır bu sözlerin. Her şey bitmedi, devam edecek. Biz inanıyoruz ki onlar var oldukça
memleket var olacak. Destekleri oldukça her şey daha da güzel olacak. Ben bu husustan dolayı tekrar bütün Doğu ve Ersalık adına, bütün spor severler adına kendilerine teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Konuşmamı bitirmeden önce burada sayın... İçeride göster. Biraz yaklaşın. Konuşmamı bitirmeden önce de sayın başkanlarımıza, sayın Barış Çokdün kardeşimize, değerli başkanımıza burada bütün taraftarlar adına, bütün Doğu ve Sarık adına bir açıklamada bulunmak istiyorum. Başkanım, geçenlerde biz tabii ki sosyal medyada her ne kadar olmasa da dahi sosyal medyada iki gün içerisinde arada yaptığınız, yapmış olduğunuz çalışmaları biz hep sosyal medyadan takip ettik. Ben inanıyorum ki siz Doğu Beyaz'da layıksınız. Biz sadece eğer bir ağrı spor gelen geleneği varsa, bir takım alımı varsa, biz bu takımın Doğu Beyaz'da renkleri Doğu Beyazıt, takımın adı BC Grup Doğu Beyaz Futbol Kulübü olmasını istiyoruz. Bütün halkımız, bütün Doğu Beyaz bunu istiyor. Kesinlikle biz emin sana güveniyoruz. İki günden beridir hep izliyoruz, hep takipteyiz. Bunlara fırsat verme, sosyal medya aracılığıyla orada bir barikat 04 denen bir grup var. Arkadaşlar biz hemşeriyiz tabii ki, Ağrılı Doğu Beyazlıyız ama burada yaptığınız çalışmalar bence bazılarını harekete geçirdi. Ama bunu unutmayın ki başkanımız, BC Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Barış Çokdin'den başkası bu takıma sahip değildir. Sahip olacaktır. Ama sizler ne yaptınız? Bizde satılık yok. Ağrı Spor satılık değil. Arkadaşlar, Ağrı Spor da size olsun. Ağrı da size olsun. Başkanımız yeterlidir. Bizim burada takımımız var. Doğu Beyazı Spor var. Doğu Beyazı Spor'a gönül vermiş binlerce taraftarımız var. Sizler eğer bu şekilde sosyal medyada bağırıp çağırıyorsanız takımınız da size olsun. Ağrılı iş adamları size destek olsun. Bizim başkanımız, bizim iş adamımız bize yeterlidir. Allah'ın izniyle bizler iyi niyetliyiz. Başkanımız iyi niyetlidir. Ama biz şu anda takip ediyoruz sizleri. Siz asla bu sene Ağrı Spor'u ayakta tutacak gücünüz yok. Çünkü sizler tükendiniz. Sizler bu saatten sonra Ağrı Spor'u düze çıkaracak bir alternatif yok. Bitti, tükendi. Ben onun için beni şu anda sosyal medyada dinlemekte olan bütün spor severleri, futbol severleri, Ağrı Spor'a gönül vermiş spor severleri, futbol severleri, bir futbol sever olarak kendilerini selamlıyorum. Bu ayrı bir oluşum ama sizler bırakmadınız. Ağrı Spor satılık değil. Ağrı satılık değil. Arkadaşlar, bu şekilde bence bu çalışmalarız bence mantıksız bir çalışmaydı. BC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doğu Beyazıt Spor Futbol Kulübü Başkanımız iki gün süreyle Ağrı'da yaptığı çalışmalarda ama sizler ne yaptınız? Dedi biz satılık değiliz. Ağrı Spor satılık değil. Arkadaşlar, değerli Ağrı halkı, değerli futbol severler, Sayın Barikat 04 Ağrı sizin olsun. Siz Ağrı güle güle kullanın. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Sizler hep birlikte Ağrı Spor'u düzle çıkaracaksınız. Bizim başkanımız bizde. Biz de takımımızı Allah'ın izniyle güzel flaş transferlerle, güçlü bir yönetimle bu sene Allah'ın izniyle üçüncülük yolu bize görünüyor. Biz de başkanımız sayesinde bu takımı inşallah üçüncü lige çıkaracağız. Ağrı Spor'unuz da sizlere hayırlı olsun. Sosyal medyada Ağrı Spor satılık değil. Hey kardeşlerim, hey Ağrılı hemşerilerim. Biz hiçbir zaman Ağrı satılıktır, Ağrı Spor satılıktır biz demedik. Ama siz sosyal medyada
barikat, Sıkırcıt barikat grubu arkadaşlar. Ağrı Spor'a bağlı bir grup var. Tabii ki onları seviyorum. Onları birkaç maçlarda sürekli iç içeydik. Bence güzel bir başkan çıktı. Bence Ağrı Spor'a talip oldu. Ama siz böyle bir talepte bulundunuz. Talebiniz şudur. Biz hep takip ettik. Dediniz ki Ağrı Belediye Başkanı da işte birilerin yönlendirmesiyle Barış Çoğutin gelsin burada Ağrı Spor'u alsın. Ağrı Spor'un renkleri aynı. Ağrı Spor'a başkan olsun. Doğu Beyazıt'a götürmesin. Bizim takım burada kalsın. Yok böyle bir dünya arkadaşlar. Yok böyle bir dünya. Eğer Barış Çoğutin varsa Doğu Beyazıt Spor vardır. Barış Çoğutin yoksa Doğu Beyazıt Spor yoktur. Biz her şeyi burada kontrollü bir şekilde takip ediyoruz. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Kusura bakma, kafanızı fazla ağırttım. Barış Çoğutin demek Doğu Beyazıt demek. Barış Çoğutin demek Doğu Beyazıt Futbol Kulübü demek. Kesinlikle başkanımızı Ağrı'ya çekemezsiniz. Ağrı Spor'un başkanını asla bunu unutun. Her şey Doğu Beyazıt Spor, her şey Doğu Beyazıt halkı için. Şu anda bizi izlemekte, dinlemekte olan bütün taraftara, bütün herkesi en güzel duygularımla selamlıyorum. İşte derneğimiz, işte lokalımız sezona hazırlık bir şekilde işte görünüyoruz. Ustalarımız, arkadaşlarımız seri bir şekilde çalışmaya devam etmektedirler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok sağ olun var. Yaşarım.